Beşinci adım risk analizi. Risk analizine geldiğimizde artık bizim risk aksiyon önceliğini saptadığımız adım olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyonun burada ulaşmak istediğimiz nokta burası arkadaşlar. Aksiyon önceliğimiz. Zaten FMA'nın da temel hedeflerinden biriydi bu. Eskiden risk faktörü diye adlandırıyorduk. Buraya bakıldığında 5. adımda sıralamalar olduğu gibi gidiyor. Renklerle ilgili hiçbir ayrım yok. Biraz daha serbest kalıyoruz burada. Dolayısıyla biraz daha işimiz yavaş kolaylaşacak gibi düşünebilirsiniz. 11 nolu adımı değerlendirirken 10 nolu üstüne bakacağız. Ve 10 nolu üstüne bakarken dikkat arkadaşlar, mevcuttaki önleyici faaliyetlerimizi düşüneceğiz. Yapmayı planladıklarımızı değil, plana aldıklarımızı değil, gelecekte hayata geçireceklerimizi değil, mevcuttaki önleyici faaliyetlerimiz nelerse onları hayal edeceğiz. 13 nolu sütunu doldururken ise 10 numaralı sütuna ve 7 numaralı sütuna bakacağız. Ve yine söylüyorum, mevcuttaki saptayıcı faaliyetlerimizi düşüneceğiz. Yapabileceklerimizi, yapabileceklerimizi, bütçedeki gelecek yatırımlar burada yok. Bu fazla düşünülmüyor. Hemen son iki fazın da aynı anda görüldüğü örneğe tekrar gelelim. Risk analizi fazında ise belirttiğimiz gibi sıralamalarda herhangi bir değişiklik yok. Renklerle ilgili bir örtüşme yok. Ancak bazı sütunları doldurur iken yine size trik açıklamalar verdiğimiz, diyor ki 11 nolu sütunu doldururken lütfen 10 nolu sütuna bak ve 10 nolu sütundaki hata türü için mevcuttaki önleyici faaliyetin nedir onu soruyor bize. Hadi dolduralım. Doğru puntaların kullanılmaması yazıyordu hata nedeni olarak. Doğru puntaları kullanmayı bir önleyici faaliyetimiz var mı mevcutta? Bu şirkette operasyon kartı varmış. Güzel koyduk. Yanlış ilerleme hızı diye bir hata varmış. Bu hatayı önleyen nasıl bir mevcutta tedbirimiz var? Bu şirkette yanlış ilerleme hızını önlemek için onaylı program seçilmek suretiyle ilerleme hızı verilir. Yani operatör hiçbir şeyi değiştiremez. Makine kendi kendine değiştiremez gibi bir durum söz konusu. Yanlış kesme hızı için de aynı senaryo geçerli. Burada yanlış ayar arkadaşlar, yanlış ayar görüyorsunuz. Yanlış ayar yaptığımızı önleyebilmek için son parça kontrolü gözüküyor. Ne dersiniz buna? Yanlış ayarı önlemek için son kontrol. Son parça kontrolü. Hocam ilk parça olması gerekmiyor mu? Bravo. Bakın burada bir tuzak var. Ama bu tuzak bununla sınırlı değil. Arkadaşlar, bu slaytta mantıksal bir hatamız daha çıkacak birazdan. Lütfen ona da fokuslanmanızı istiyorum. Doğru. Burası ilk son parça onay bir önleyici faaliyet değildir. Son parça kontrol demek, son parçayı kontrol etmek demek bir saptayıcı faaliyettir. Hatırlayın 8-9 slide öncesi. Evet. Önemli bir hata. Değil mi? Evet, bazı durumlarda da şunu da karşılaşacaksınız. Örneğin burada yanlış program seçimi diye bir hata nedeni var. Hata türü değil, dikkat, hata nedeni. Bu hata nedenini önleyen bu şirkette hiçbir önleyici faaliyet mevcutta yokmuş. O zaman yok yazıyoruz. Yok ne demek biliyor musunuz? Olasılığa 10 puanı çakmak demek. Şimdi gelelim. 11 nolu sütunu bu şekilde doldurduk. Şirketimizdeki mevcuttaki önleyici faaliyetlerimizin varlığına, yokluğuna ve etkinliklerine göre. Sonra geldik 12 nolu satır sütundaki olasılık değerlerini doldurmak. Tekrar Excel'e dönüyorum. Olasılık tablosu arkadaşlar, gördüğünüz gibi birinci sütun hariç hepsi nitel kavramlar. Yani biraz yumuşatabileceğiniz dönem dönem ama tavsiye etmediğimiz, üzerinde spekülasyonun yapılabileceği, özellikle FMA ekibinde
eski gelenekten gelen, gelenekçi yapıyı korumaya, muhafaza etmeye çalışan baskın kişiler varsa, onlar her zaman ya böyle bir hata bizde yılda bir kere bile çıkmaz deyip dördü yapıştırır. Ya da ya biz bugüne kadar hiç öyle hata almadık ki der, biri ikiyi yapıştırıverir. Bunlara aldanmasın moderatörler. Gerçekçi olmalıyız. İşte biz FME yaparken girdiler diye tabir ettiğimiz iç uyumsuzluk raporları, ondan sonra iç denetim raporları, müşteri şikayetleri olsun demiştik ya, işte onlar burada kullanılıyor. Bakıyor FME ekibi, bu konuyla ilgili örneğin küre çapı küçükle ilgili bir şikayet var mı? O 5 tane şikayet var. Güzel. Peki iç uygunsuzluğumuz var mı? O yapmışız bugüne kadar. 2000 parçada 5 tane hata yapmışız. 1000 parçada 3 tane hata yapmışız deyip 6'yı ya da 7'yi hemen olasılık değeri olarak yazabilirler. Elimizde hiç veri olmayabilir. Hiç benzer prosesimiz olmayabilir bugüne kadar. O zaman buradaki değerlerden nitel olarak ekibin mutabakat sağladığı bir değer olasılık puanı olarak yazılacaktır. Şiddette olduğu gibi ekip içerisinde birileri 6, birileri 8 diyor ise arkadaşlar büyük olanı yazmalısınız. Önerimiz bu yönde. Güvenli seviyede kalmak üzere. Kalemi de alalım. Evet, geldik 13. sütun olan mevcuttaki saptayıcı kontrollerimize. Dikkat! Hep vurguluyorum, bilerek mevcuttakileri düşüneceksiniz arkadaşlar. Çok önemli bilgi burası. Mevcuttaki saptayıcı bilgiler. Peki ne yapacaktık burada biz? 10 numaralı sütuna bak. 10 numaralı sütundaki hata nedeni için mevcutta kullandığın hangi saptama faaliyetleri var? Bunlara yazıyoruz. Bakalım doğru punta kullanılmamasını saptayan operatör tarafından göz kontrol varmış. Evet, bu göz kontrol çıktı. Yanlış ilerleme hızını saptayan operasyon talimatı mevcutmuş. Yanlış kesme hızını saptayan o şirkette operatör tarafından göz kontrolüyle bunu anlıyormuş. Herhalde programa bakıyor. İlerleme hızı 20 olması gerekirken 21 mi? Ha, güzel diyebiliyor. Yanlış ayar yapılıp yapılmadığını o proses kontrolle anlıyormuş buradaki firma. Yanlış program seçip seçmediğini de proses kontrol ile tanımlıyormuş bu firma. Bir tuzak var bunlarda arkadaşlar. Saptayıcı faaliyetlerle ilgili burada bir tanesi yanlış. Yanlış yerimiz operasyon talimatlarının varlığı bir saptayıcı faaliyet değil arkadaşlar. Şuradaki operasyon talimatının varlığı yokluğu bu sütun ile hiçbir alakası yok. Operasyon talimatımız var ya da yoksa bu sütunda, yani önleyici faaliyetler sütununda onu belirtmeliydik. Ki zaten burada operasyon kartı varmış diye yazmışız. Gördüğünüz gibi. Evet. Ve saptanabilirlikle ilgili şu anda sayısal seviyelendirme yapacağız. Burası biraz daha diğerleri kadar basit olmayan, bazı trik noktaların içerdiği önemli bir detay arkadaşlar. Hemen Excel'leri tekrar açıyorum. Saptanabilirlikle ilgili gördüğünüz gibi arkadaşlar 1'den 10'a kadar değerler var. Saptanabilirliğimiz hiç yoksa, yani o hata olduktan sonra onu yakalayabilecek bir becerimiz yoksa saptanabilirlik 9 ve 10 gibi olabilir. Ama öyle bir adımımız var ki hata çıkar çıkmaz makine duruyor ve o parçayı hatalılar kasasına atıyor. O da yeterli olmuyor. Hiç kimse gidip hatalılar kasasından çıkartamıyor. İşte arkadaşlar öyle bir şey varsa o durumlarda da saptanabilirlik seviyemiz 1 demek. Yani müthiş demek. Şimdi gelelim saptanabilirlikle ilgili bazı kritik detaylara. Hangi durumlarda kaçı vermeliyiz? Bakalım. Burada 2 tane, yani 7 ve 8'i görüyoruz. Ve 5 ve 6'yı daha görünür hale getirdim. 5 ve 6, 7 ve 8. Göz kontrolüne 8 vereceğiz. Eğer şirketimizde göz kontrolü yapan personel ile uyguladığımız
Ölçüm sistemi analizi çalışması, GH-RR deniyor buna. O mavi kitapçıklardan bir tanesi. Sonucu uygun ise göz kontrolüne 6 vereceğiz. 6 ile 8'in arasındaki tek fark bu arkadaşlar. Yani bazen 6, bazen 8 verirken MSA sonuçlarına bakmak zorundayız. Yeni FMEA'da. Çoğu şirket hata yapar. Aksiyon önceliği çıkmasın diye 8 vermesi gerekirken saptanabilirliğe 6 verip aksiyon önceliğini ortaya ya da düşüğe getirebiliyor şirketler. Eskiden öyleydi. Yüzün altına çekiyorlardı. 6 ve 8 çok etkiliydi. Ama yenisinde MSCI sonuçlarını dahil etti uygulama. Saptanabilirlik değerlerinde orada yazdıktan sonra bakın burada göz kontroller var. Burada göz kontrollerin değerini bu şirket 6 yazdığına göre demek ki bu göz kontrolünü yapan personel ile yapmış oldukları GH-RR başka bir ifadeyle ölçüm sistemi analizi çalışmasının değerleri kabul edilebilir çıkmış. Proses kontrol kafadan 5 arkadaşlar bilginiz olsun. Proses kontrol 5. Random kontroller 5. Saptanabilirlik değerleriniz. Peki buraya kadar ne yaptık? Şimdi dördüncü adımdaki riskimizi belirledik. Buraya yazdığımız sınırın en büyüğünü risk sütununa yazdık. Sonra 12 nolu sütunda tabloya bakarak olasılık değerlerini belirledik. Sonra 14 nolu sütunda yine saptanabilirlik değerlerine bakarak mevcuttaki saptanabilirlik yeteneğimizi puanlandırdık. Dikkat, hem saptanabilirlik hem de olasılık değerleri mevcutu temsil ediyor. İleride yapacaklarımızı değil. Artık bundan sonra işin en basit ve en kolay tarafına geldik. Aksiyon önceliği tarafına geldik. Aksiyon önceliğinde de bakın şiddeti 10, olasılığı 10, proses saptanabilirliği 5 burada yüksek çıkmış. Hadi bunu yapalım. Şiddeti 10 idi. Olasılığı ile 10 idi. Yani şu sütun ve bu sütuna bakacağım. Şunlardan biri çıkacak karşıma. Saptanabilirliği 5 idi. Bakın burası. Y harfi kırmızı yüksek. Kolay değil mi? Örneğin şiddeti 8 olan, olasılığı 6 olan, saptanabilirliği de çok yüksek olsaydı eğer bir prosesimde aksiyon önceliğim orta çıkacaktı. Ya da şiddeti 9 olan, saptanabilirliği olasılığı 1 olan, ortaya çıkma olasılığı yüksek, düzeltiyorum, saptanabilirliği yüksek olsa dahi aksiyon yapmana gerek yok mesajı alıyorum aksiyon önceliklendirme tablosunda.